PKK'lı kadınlar neler söylüyor? PKK'nın kadın konusundaki tarz ve ağız değişikliğinin üzerinde durmamızın temel sebebi PKK'nın bu yöndeki iki yüzlülüğüdür. PKK, kadınlara yönelik söz konusu söylem ve uygulamaları sadece militan ihtiyacı ve Batı'ya yaranmanın en kolay yolu olduğu için tercih etmiştir. Gerçekte örgüt içindeki kadınların izahları bu söylemlerin tam tersini işaret eder. Necati Alkan PKK'lı pek çok kadını da bu konu hakkında röportajlar yapmış ve önemli bir derleme meydana getirmiştir. Bunlardan birkaç örnek şöyledir. PKK'lı kadınlardan Zelal Kod isimli kişinin açıklamaları. Öcalanı, yaklaşımı ve uygulamalarından dolayı eleştirdim. Örgüt içi demokrasiyi eleştirdim. Kişilerin geriliğini eleştirdim. Beni iki ay hapse attılar. Hapisten çıktıktan sonra 500 kişinin olduğu bir ortamda, eğitim ortamında Öcalan bana laf söylemişsin dedi. Tanrı ile öyle gelişi güzel konuşulmaz, laf söylenmez. Sen Tanrı'ya laf atarsan çarpılırsın. Kendini Tanrı yerine koyuyordu yani. Örgütten ayrılmak istedim fakat ölümle tehdit ettiler beni. Hayatımda o kadar korkmamıştım. PKK'nın dönüşüm sürecinde örgütte faaliyet yürüten Besekod adlı kişinin açıklaması ise şöyledir. PKK'ya ilk katıldığımda işte dağdaydım. Silahım var. O halde ben özgürüm diye düşünüyordum. Ama ilerleyen zamanlarda gördüm ki özgürlük bu değildi. Çünkü kendime ait bir kimliğim yoktu. Kişiliğim yoktu. Düşüncelerimi istediğim gibi dile getiremiyordum, eleştiremiyordum. Örgütten ayrılmak istediğimde ayrılamıyordum. Leyla Kod adlı kişi ise şu açıklamaları yapmıştır. PKK'da kadının özgürlüğü adına sembolik ve göstermelik düzeyde yapılanlar dışında pek bir şey yapılmadı. Yapılanlarla da kadın özgürlüklerini biraz daha yitirdi. Çünkü kadın adına ideolojisini geliştiren, örgütlenmesini kuran, bütün kararları alan ve uygulayan bir erkek olan Öcalan'dı. Ben şahsen PKK'ya katılmadan önce de özgürdüm. PKK'da benim bugüne ve yarına dair bireysel görüşüm yoktu. Olamazdı da. Yazar Necati Alkan, konuyla ilgili olarak yaptığı gözlem ve röportajları sonucunda kitabında şu açıklamalara yer vermiştir. PKK tarafından 1990'lı yıllardan sonra çeşitli görev ve roller yüklenerek kadınlar örgütü ayakta tutan temel güç haline gelmişlerdir. Görüşme yapılan kadınların tamamı bu gücün örgütten ayrılması halinde örgütsel yapının çökeceğini dile getirmişlerdir. Ronahi'nin kadınlar olmazsa erkekleri örgütte tutamazsınız. Berita'nın erkekler kadın için dağda duruyorlar. Eji'nin kadınlar olmasa bir tane erkek dağda olmazdı. Revşe'nin kadın örgütten ayrılsın kimseyi tutamazsınız dağda. Pelin'in kadınlar ayrılırsa erkekler bir saniye bile dağda kalmazlar sözleri bu bağlamda dikkate değerdir. Alkan'ın analizlerine göre PKK tarafından ilk yıllarda özgürleştirilecek köleler olarak görülen kadınlar silahlı eylemlerde yer almaya başladıkları 1990'lı yıllarda yoldaşlar, intihar saldırılarında kullanılmaya başlandıkları 1996 yılından sonra ise tanrıçalar olarak isimlendirilmişlerdir söylem olarak bu kadar yüceltilmelerine rağmen örgüt içerisindeki uygulamalarında kadınların erkekler tarafından küçümsendikleri, eşit olarak görülmedikleri, kendilerine değer verilmedikleri anlaşılmaktadır. Örgütün söylemleriyle eylemleri arasındaki farklılıklardan rahatsızlık duyan, örgütün vaatleriyle uygulamaları arasındaki çelişkileri gören pek çok kadın bu dönemde örgütten ayrılmak istemiş, kimisi kaçmış, kimisi kaçmak üzereyken yakalanmış ve hain ilan edilerek cezalandırılmışlardır. Uzun yıllar PKK'nın içerisinde faaliyet yürüten Neval'in sözleri oldukça önemlidir. PKK içinde kadın özgürlüğü adına yürütülen tüm çabalar PKK sisteminin en temel dinamiği olarak geliştirilmiştir. Öcalan'ın aslında yaratmak istediği sistemin temel ayaklarından biri kadın çalışmasıdır. Dikkat edin. Parti tarihi boyunca Öcalan özellikle 1990 sonrasında sistemi ve kendi kimliğini önemli oranda kadın gücü üzerinde geliştirdi. Kadını terazisinin bir kefesi yaparken Bundan kadından çok kendisi yararlandı. Devrimcilik adına, özgürlük adına, ülkesi için birçok baskılara maruz kalarak dağlara çıkan binlerce Kürt kadını Öcalan'ın sisteminin çıkarları için ama özgürlük adına organize edildi. Öcalan'ın kadın lehine taraf olduğundan bahsedilir. Buna bir açıklık getirmek istiyorum. Öcalan'ın bazen önderlik prestiji gereği bazı jestleri dışında genel olarak kadın lehine bir savunuculuğundan bahsedilmez. Ama bunun arkasına saklanılarak kurulan beter bir sistem ve adaletsizlik vardı. Aslında Öcalan'ın kurduğu, kendisinin dili olabilecek, kendi iktidarını kadın üzerinden pekiştirecek bir elit kadın grubu sistemiydi. Örgüt içerisinde eleştiride bulunan ve örgütten ayrılmak isteyen kadınların cezalandırılması ve infaz edilmesi ise PKK'da kadın gerçeğini özetleyen bir gerçektir. Bu konuda verilebilecek en önemli örnek, parti içi örgütlenme konularındaki eleştirilerine Öcalan'a gönderen Semir Koda adlı kadın militanın Öcalan'ın emriyle infazıdır. Necati Alkan'a göre Öcalan, Semir'in öldürülmesiyle otoritesine karşı ilk doğrudan baş kaldırıyı bertaraf etmiş ve daha sonra gelişebilecek muhalif hareketlere Semir'in şahsında gözdağı vermiştir. Semir tek örnek olmamıştır. Söz konusu anlaşmazlıkta Semir'i savunan Saime Aşkın da öldürülmüştür. Günümüzde halen bu uygulama devam etmekte ve Öcalan'ın uygulamalarını eleştirenler Semir kişiliği olarak nitelendirilebilecek cezalara ve infazlara maruz kalmaktadırlar. PKK örgütünün korkunç infaz gerçeği ilerleyen bölümlerde detaylı olarak anlatılacaktır. Kadınlar konusunda tüm göz boyamalarının aksine PKK'lı kadınların sadece kullanılmak üzere yer aldıklarını fark etmiş olmaları kuşkusuz sürpriz değildir. Kadınlar komünist düzen içinde daima değersiz varlıklar olarak görülmüştür. Dahası komünizm geçmişte yaşandığına inanılan fakat tümüyle bir aldatmacı olan sahte bir komünel sistemin özlemi içinde olduğundan Böyle bir sistem içinde kadının değeri diye bir mevzu söz konusu dahi değildir. Özlem duyulan komün sisteminde tüm mal, eşyalar, gıdalar ve çocuklar konusunda olduğu gibi kadın da ortak bir mal olarak değerlendirilir. Komünist ideoloji özellikle günümüzde tepki çeken bir kavram olduğundan kadınların ortak kullanımı ifadesini açıkça dile getirmezler. Fakat zaten aile kurumunun ortadan kalkması kaçınılmaz olarak bu sonucu beraberinde getirir ki hedef de budur evliliğin, ailenin, nikahın anlamının olmadığı bir toplum anlayışı zaten kadının da çocukların da malın da ortak olması sonucunu beraberinde getirir. Her şeyin ortak paylaşım alanında sömürülmesi gereken bir meta olarak görüldüğü bir ortamda kadının bir değeri olmayacağı da anlaşılabilmektedir.